Evet. Bu süreyi hızlandırmak için ben ne yaptım arkadaşlar? Şuradan tornavidayla bu kapağı açtım. Evet. Yaklaşık 3 saattir kapalı bir buzdolabı. Açık bir şekilde şöyle inceliyorum. Şimdi ben buradan sıcak su dökeceğim arkadaşlar. Şöyle dipten. Sıcak su döktükten sonra arka taraftan su akıyor mu ona bakacağım. Bayağı bir erime de olmuş yaz ayında olduğumuz için sanırım herhangi bir gözüme buzlanma çarpmıyor. Ve şunun dönüp dönmediğine de bakın arkadaşlar. Ve hazır arka tarafı açmışken arka tarafın temizliğini de yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi sıcak su ayarlıyorum. Evet, sıcak su hazır arkadaşlar. Şimdi sıcak suyu ben şöyle diplerinden dökeceğim. Azar azar dökmek istiyorum. Biraz beklemek istiyorum şimdi. Alttan kontrol ettiğimde bakın arkadaşlar su akıyor. De kirli su akıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Eğer sıcak su eklerseniz buradaki yosunlaşma da gidecek. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sıcak su ekledim ve o tahliye borusundan su geldi ve tıkanıklığı açtım. Oradaki buzlanmanın daha çabuk çözülmesi için sıcak suyla ben bu işlemi yaptım. Ama 3 saatte dolap açık kaldı. Açık bir şekilde fişleri çekik bir şekilde kaldı. Yani kapattık dolabı. Sadece kapılarını açtık. Ve içindeki yosunlaşma da sıcak su sayesinde gitti. Yani sizinkinde yosunlaşma olmayabilir. Sadece buzdan dolayı yani bir donma yapmasından dolayı tıkanıklık olabilir. Bu şekilde. Evet, geri yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi en az 8 saat çalışması gerekiyor tam randıman vermesi için ve alt tarafının soğutup soğutmadığını öğrenebilmek için.